Aziz Ocaklılar, kıymetli misafirlerimiz, sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 29 Ekim 2023 haftası içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını idrak edeceğiz. Son yılların moda kelimelerinden, moda söz öbeklerinden birisi idrak etmek. Hep kutlamada kullanıyoruz, milli bayramlarda, dini bayramlarda. Gönül isterdi ki gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılı hakkıyla idrak edebilirim. 2019'dan başlayan Kurtuluş Savaşı'mızın 100. yılından itibaren, 19 Mayıs 2019'dan itibaren 29 Ekim 1923'e kadar her önemli olayın, Kurtuluş Savaşı'ndaki her etkinliğin, her kahramanın, her portrenin, Kurtuluş Savaşı'nın bütün safhalarının tek tek anılması, tek tek kutlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu birçok konuşmamızda vurguladık. Maalesef 100. yıl anmaları buruk geçiyor. Bu konuda hem ülkedeki devlet teşkilatımız hem sivil toplum örgütleri bir atalet içerisinde. Ama biz Çerkezköy Türk Ocağı olarak 2019'da Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılıyla ilgili bir panel yaptık. Bu sene de her hafta Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir konferans düzenlemeye çalışıyoruz. Bu hafta Ahmet hocamız bize Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanları anlatacaktır. Kadın kahramanlarımız çok fazladır. Tayyar Rahmiye'den Kara Fatma, Fatma Seher'e kadar, Şerife Bacı'dan Onbaşı Nezahat'e kadar birçok kadın kahramanımız vardır. Kurtuluş Savaşı'mızın destanını yazanlardan Fazıl Üstü Dağlarca'nın Mustafa Kemal'in Kanısı diye bir şiiri var. Orada Elif adlı bir kadın anlatır. Bu şekilde birçok kahramanımız, isimsiz kahramanımız yer alıyor. Maalesef Kurtuluş Savaşı hakkında yeterli bir literatüre sahip değiliz. Bugün Ahmet hocamız hem bize Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın kahramanlarımızı anlatacak hem de literatürdeki eksikliklerden bahsedecektir. Hepinizin Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarım. Konuşmayı Ahmet hocama devrediyorum. Hocam buyurunuz. Kimi anayım, kimi unutayım? Her ad kadim bir destan, her biri aşılmaz bir müfreza. Her sahnesi bir roman, hangi birini anayım? Saime, Rahime, Hatice, Halime, Makbule, Fatma, hangi birini zikredeyim? Bir ölüp bin birinden kahramanlardan. Onların sayesinde bugün burada, 100 yıldır özgür bir şekilde toplanabiliyoruz. Onların sayesinde 100 yıldır namusumuzu ve vatanımızın toprağını düşman toplanlarına çiğnetmedik ve onların sayesinde bugün burada başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları özelinde de kadın kahramanlarımızı anabiliyoruz. Hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Biz yalnızca ağlıyoruz efendiler. Düşmanı gözyaşlarımızla mı düşmanı hıçkırıklarımızla mı yeneceğiz diye bağırıyordu Münevver Saime Hanım İstanbul mitinginde. Ve yine o mitingde böyle necip bir kuvvete gözyaşı döktürmekte hikmet ne ola ya Rab diye nida ederken aslında nidası Allah'a değil kurtarıcı bekleyen milleteydi. O gün Sultanahmet Meydanı'nda akan gözyaşları sel olsa Sultanahmet sel altında kalacaktı. Bu mitingden sonra Münevver Saime Hanım'ı tevkif etmeye, etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Fakat başaramadılar. Münevver Saime Hanım daha sonra asker Saime olarak alınacak. İstanbul'dan Gebze'ye kadar at sırtında, oradan da
kağnılar ve trenlerle Anadolu'ya geçip milli mücadeleye başlamıştır. Bugün burada Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarını anacağız. Anlatmak isterdim ama maalesef onları anlatmak o kadar kolay değil. Her birini anlatmak için hayatlarını anlatan bin roman, bin destan, bin şiir yazılsa yine de yetmez. Her biri için bin film çekilse yine de aziz hatıralarını anlatmış sayılmayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Çerkezköy Türk Ocakları'na bu kutlu çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Şimdi başkanımız böyle bir teklifle gelince öncelikle çok mutlu oldum. Salim Hocam, Salim Hocam da vesile oldu. İkisine de teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş kahramanlarımızı tanımaya başlayalım. Başta şey demiştim hani bunları, bu kahramanlarımızı anlatmaya binlerce roman, binlerce kitap yetmez demiştim. Maalesef yetmedi de ve yeterince de çalışma olmayacak. Bu kısmı ikinci bölümde ayrıntılı olarak açacağım. Münevver Saime Hanım, başta da bahsettiğim gibi yakalanmak istedi, tutuklanmak istedi ama Anadolu'ya geçmeyi başardı. Onbaşı olarak geçti. İstanbul Kız Lisesi öğrencisiydi o devirde. Daha sonra şeye geçiyor, işte cepheye geçiyor. Şimdi bir anı bir anı var onunla ilgili. Orayı okumak istiyorum. Fevziye Abdullah Tansel, okuduğu okulun Türkçe öğretmeni diyor ki, İstanbul Kız Lisesi'nin orta ve lise sınıflarında öğrenciliğim sırasında 27-32'de Münevver Saime Hanım Türkçe dersi okutuyordu. Benim hocam değildi. Adının Münevver olduğunu bilmiyorduk. Çünkü o devirde herkes ona asker Saime diyordu. İri yarı kumral bir kadın, sırtına sürekli askeriyeden kalma bir alışkanlık olsa gerek, sürekli bir asker kemeriyle dolaşırdı milli mücadeleden sonra da. Garp cephesinde görev aldı. Halide Edip edebiyatıyla biliriz. 20'den fazla roman yazmış bir kadın kahramanımızdır, edebiyatçımızdır. Biz Halide Edip'in asker kısmını çok bilmeyiz. Halide Edip adı var. Kurtuluş Savaşı'mızda görev almış kadın kahramanlarımızdan kendini anlatan bir kahramanımız olduğu için çok uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Sadece asker olduğunu, cephede Mustafa Kemal'le karşılaşmış olduğunu, onunla savaşmış olduğunu bilmemiz yeterli. Daha ayrıntılı bilgi için Türk'ün Ateşle İmtihanını okumanızı öneririm. Bu hepimizin boynunun borcudur aynı zamanda. Hani bunu demekle de herhalde çok ileri gitmiş sayılmam. Çünkü Halide Edip kendi mücadelesini, o dönemin Türk kadınının mücadelesini burada ayrıntılı olarak anlatıyor. Nazife Kadın. Nazife Kadın'ın öyküsü yine yürek duran bir öykü. Nazife Kadın Yunan'a esir düşüyor. Yunan'a esir düşüyor ve Türk müfrezesinin yerini söylemelerini istiyorlar. Nice işkencelere katlanıyor, nice işkenceler görüyor. Söylemiyor ve en son üzücü bir şekilde bir fırına atılarak yakılıyor. Buna rağmen vatanını satmıyor. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir kadın kahramanımız. Gördesli Makbule. Kadın kahramanlarımızdan. Gördesli Makbule beyaz bir, o da Kara Fatma gibi beyaz bir ata binerdi. Fakat atının şöyle bir özelliği var. Atı bir çarpışmada Yunan'dan ganimet olarak alıyor. Binicisini öldürdüğü atı kendine ganimet olarak alıyor. Ve o atla çarpışmalara gidiyor. Çok iyi silah atar. Ama bu
kadın kahramanlarımızın en büyük ortak noktası hepsinde cesaretleridir. Gördesti Makbule de bir gün müfrezesiyle birlikte pusuya düşüyor. Ve bu pusu sırasında düşman neredeyse müfrezenin etrafını tam saracakken atına biniyor ve nasıl bir tabir kullansam çok kahramanca düşmanın arasına dalıyor. Alnından vurularak şehit oluyor. Müfrezesi kurtuluyor. Hani aklıma şu geliyor. Yani düşman şunu düşünmüştür herhalde. Bu öldürdükleri kişinin, şehit ettikleri kişinin bir kadın olduğunu görünce düşman herhalde şunu düşünmüştür. Kadınları bu kadar cesursa erkekleri kim bilir nasıldır. Muhtemelen düşman bunu düşünmüştür. Ve o Yunanlı birlik Türk birliğini tam anlamıyla imha edemiyor ve bu sayede birliğin geri kalanını kurtarabiliyor. Yine hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir kadın kahramanımız. Gül Hanım. Gül Hanım cepheye gelince Halide Edip Adıvar'la tanışıyor yine. Halide Edip Adıvar'a İsmet Paşa ile görüşmek istediğini biliyor. Çünkü diyor ki rüyamda Hazreti Ali bana emretti. Git ve savaş. Rüyasında Hazreti Ali'yi görmüş. Gül Hanım'ın şey yapıyor. Birlik birlik geziyor, savaşıyor ve gezdiği her birlikte onlara zafer kazanacaklarına dair yemin ettiriyor. Bunu ileride bir daha göreceğiz. Bir de Kemalettin Sami Paşa'dan birkaç cümle okuyacağım. Onu müsaadenizle okuyarak şey yapacağım. Eğer vatanı düşmanın elinden kurtarmadan dönerseniz kadın olarak sizlere lanet edeceğiz diyor Gül Hanım. Devrin erkek prototipinde düşünürsek bir kadının bu lafları ağır geliyor ve askerimiz, kahramanlarımız kahramanca düşmanın üzerine atılıyor bu şekilde. Elif Bacı, yine hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir kadın kahramanımız. Onun da çok hazin bir öyküsü vardır. Kocası şehit düştükten sonra, genç bir gelin kızımız, kocası şehit düştükten sonra bir başka bir köylünün evine sığınmak zorunda kalıyor. Devrin şartları, Anadolu işgal altında, yiyecek yok, her şey cepheye taşınmak zorunda, giyecek yok, asker donuyor cephede. Gül Hanım, özür dilerim, Elif Bacı, köylüden topladıklarıyla cepheye bir kağını malzeme taşımaya karar veriyor ve tek başına yola çıkıyor. O sırada da şehidimizin bebeği var kucağında. Yolda cephaneyi örterken cephaneyi örtüyor ama bebeğini örtemiyor. Şartları düşünün. Ve şehit düşüyor ama çocuğunu kurtaramıyor. Çocuğunu gömemiyor da çünkü cepheye malzeme yetişmesi lazım. İmana bakın ki kendi çocuğunu gömemiyor, cepheye yetişmeye çalışıyor. Ve bu sırada bir eşkıya reisiyle karşılaşıyor. Eşkıya reisinin sözlerini aktarayım. Onu görünce diyor ki, bu bizzat eşkıya reisi tarafından bu sözler bize aktarıldığı için biliyoruz. Gördüğüm zaman diyor, beynimden vurulmuşa döndüm. Ve kadın olduğunu gizlemek için normalde saçlarını kazımış, yüzüne karalar sürmüş, erkek kıyafetleri giymiş. Bacım diyor, kendini gizlemeye çalışmışsın ama tam gizleyememişsin. Madem sen bu kadın halinle bu cepheye gidiyorsan, ben de bundan sonra eşkıyalığı bırakıyorum ve vatanım için bu saatten sonra ben de milli mücadeleye katılıyorum demiş. Bunu bizzat o eşkıyanın ağzından duyuyoruz. Ayşe Çavuş. Ayşe Çavuş bir röportaj vermiş. Röportajı özür dilerim. Vakit gazetesinden Lütfi Arif Bey'e röportaj vermiş. Ankara'da Sakarya Savaşı'na katılmadan önce Lütfi Sahip Bey onu Merkez Kıraathanesi'nin önünde görmüş. Ertesi gün için röportaj sözü almış. Bu sayede alabiliyor. Bu hazin
olayların içinde biraz eğlenceli gibi geldi tarzı bana. Kendisi eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bunu ben değil, gazeteci de o şekil olduğunu söylüyor. Ben bunu şeye benzettim biraz. Akif'in sözleri var ya, Akif diyor ya, top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Demek ki öyle bir imanı vardı ki, oğlunu, damadını da yanında şehit verdiği halde, hala çarpışmaya giderken bunu eğlenceli bir şey gibi anlatabiliyor. Böyle bir imana sahip. Oğlum diyor, röportaj şu şekilde başlıyor. Oğlum diyor, biz Balkan göçmeniyiz. Eşimi ben orada Balkan Harbi'nde kaybettim. İzmir'e geldik. İzmir işgal edildi diyor. İzmir işgal edilince kalktım, çoluk çocuğu alarak Uşak'a doğru yola çıktım. Fakat bir baktım ki insanlar muharebe etmeye karar vermiş. Diyor ben de bunu görünce çoluk çocuğu Aydın'a yolladım. Oğlumu ve damadımı yanıma alarak köyleri dolaşmaya başladım. Köy köy geziyor, insanlara cesaret veriyor. Kendi ifadesiyle gençleri ayarttım diyor savaşmaya. Kendi ifadesi bu. Dilenci kılığında İzmir'e gidiyor. Ondan sonra Aydın'a geçiyor. Aydın'da muhtarın evinde misafir oluyor. Orada bu kadınımız nasıl etkilemişse, bu arada 65 yaşında bir insan bu. Bahsettiğim kişi 65 yaşında, torun torba sahibi Ayşe Çavuş. Şey, 350 kişi topluyor. Demirci kasabasına geliyor ve kasabanın işgal altında olduğunu görüyor. 400 kişilik düşman kasabayı almış ama şey yapamamış daha, tahkimatlarını kuramamış, siperlerini kazamamış. Bu kahraman kadınımız 350 kişiyle basıyor burayı. Kendi ifadesiyle silahları bıraktık, süngülerle saldırdı ve o oradan düşmanı çıkarıyor. Biraz kısaltarak geçeyim. Mustafa Kemal Paşa, Ayşe Çavuş'u görmek istiyor. Bu arada Ayşe Çavuş, Çete Ayşe ile karışmasın. Farklı karakterler. Mustafa Kemal Paşa çağırıyor. Ana diyor, çalışmalarının mükafatını vereyim. Oğlum diyor, ben mükafatımı zaten alıyorum. Sana zahmet diyor, beni sal diyor Mustafa Kemal'e. Sal diyor, işim var diyor. Yine bir başka anısında Hamidiye Köprüsü'nde pusu atıyor yine ve bir otomobil geliyor. Yunan otomobili. Pusuya yattık diyor, ateş emri verdim. Düşünün. Ateş emri veren müfredenin komutanı bir kadın. Ateş emri veriyor ve burada ilginç bir şey var. Şeyi durduruyor, otomobildekileri öldürüyor. Sonra o düşmanı öldürüyor ama otomobil kullanmayı bilmiyorlar. O da dönemi yansıtan bir enstantane olarak gördüm. Otomobili kağanılarla çekerek Kuvayi Milliye'ye teslim ediyor. Sakarya'ya da katılmış kendisi. Sakarya'dan önce iki oğlu, oğlu ve damadı şehit olmuş bu arada. Kız Sakarya'ya gitmeden önce dünyada son iki kızı kalıyor ve bunları Mustafa Kemal Paşa'ya emanet ediyor yine. Paşa Atatürk diyor ki kızlarına Kayseri'ye gidin diyor. Anasının kızları giderler mi? Gitmemişler. Paşam burada kalacağız. Anamız şehit düşerse biz yerini dolduracağız diyorlar. Çok şükür ki buna da gerek kalmıyor. Çete Ayşe. Çete Ayşe bir efsanedir ama maalesef bütün efsanelerimiz gibi hakkındaki bilgiler çok kısıtlıdır. Kocası Kafkas cephesinde şehit düşüyor. İzmir işgal edilince ilk karşı koyanlardan biri. Çetesini kuruyor. Bir kadın çetesiyle birlikte Köpekçi Nuri çetesine katılıyor. Ve çeşitli baskınlarda yer alıyor.
İşin güzel tarafı, diğer kahramanlarımızın aksine İstiklal Madalyası'nı 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın elinden almış. Bir diğer kahramanımız Kılavuz Hatice. Kılavuz Hatice Pozantı'da mücadele ediyor. Maalesef yine hakkında çok az bilgimizin olduğu bir kahraman. Şimdi özür dileyerekten şöyle bir ifade kullanacağım. Bazı kanı bozuklar Sakarya Savaşı'nda Fransızların silahlarını, cephanelerini milli mücadeleye bırakıp gitmesini çeşitli dedikodulara bağlıyor. Şimdi onlara hiç girmek istemiyorum ama burada Kılavuz Hatice'yi anmak istiyorum. Kılavuz Hatice çete dediğimiz faaliyetlere katılıyor, çeşitli baskınlar yapıyor. Yine bir gün Fransızlar Pozantı'dan Adana'ya çekilecekken çete Hatice aralarına sızıyor. Cesarete bakar mısınız? Çete Hatice kadın başına, düşmanın kadına neler yaptığı maalesef belliyken düşmanın arasına katılıyor ve onlara kılavuzluk ediyor. O günden beri de adı Kılavuz Hatice. Düşmanı Kar Boğazı denen kuşatması çok kolay bir yerde pusuya düşürüyor. 100 kişilik bir birlik, 600 kişilik Fransız birliğini pusuya düşürmüş. Başlarında General Mesnil var, Menil diyen var, Mesnil diyen var. Maalesef General Mesnil'in anılarında Hatice, Kılavuz Hatice'yi buradan aktarmak isterdim ama Fransız generali. O anılara erişemedim. Milliyet Gazetesi'nin Milliyet Gazetesi'nin 33 sayısında ve Türk Yurdu Türk Yurdu değildi. Derginin adını unuttum şimdi. Dergide vardı. Her neyse o aldığı 600 esir ve Mesnil, General Mesnil sayesinde Fransızlar Sakarya'dan sonra çekilmek zorunda kalıyorlar. Çok büyük etkisi oluyor Kılavuz Hatice'nin. Güneydoğu'nun kurtarılmasında, Anadolu'nun güneyinin daha doğrusu. Tayyar Rahmiye, yani yine üzülerek söyleyeceğim ama hakkında yine bilgiler çok kısıtlı. Tayyar Rahmiye, Tayyar Rahmiye yine Güney Cephesi'nde savaşıyor, attığını vuruyor, her attığını vuran bir kadınımız, kadın kahramanımız, bir Türk anası. Tayyar lakabı da uçan anlamına geliyor. Aslında uçan Rahmiye. Bunun sebebi de bir arkadaşı şehit düşünce maalesef düşmanın cenazelere bile neler yaptığını bildiği için uçar halde cenazeyi alıp kurşunlar altında geri getiriyor. Ve o saatten sonra uçan Rahmiye lakabını alıyor. Tayyar. Uçan anlamda tayyar. Küçük Nezahat. Küçük Nezahat Türklerin jandarma olarak o dönemki meclis kayıtlarına geçmiştir. İlk İstiklal Madalyası verilmesi teklif edilen kişilerden biridir. Annesini, babası Balkan cephesinde komutan, annesini veremden kaybediyor. Babasının bırakacak kimsesi yok. Küçük Nezahat'i, aslında Nezahet, Nezahet ismi, Küçük Nezahet'i yanına alıyor ve şey yapıyor, kendisiyle cephe, babası milli mücadeleye katılınca orada da devam ediyor, cephe gezdiriyor. Torunu anlatıyor, diyor ki, babaannem bize anılarını anlatırdı. Bir gün, düşünsene, savaş meydanında askerin biri ona bir değirmen yapıyor, tahta parçalarından su kenarında. Onunla oynarken savaşla tanışmış biri, 9 yaşında. Çok ilginç bir öyküsü vardır. Çerkes Ethem'in kahraman olduğu dönemlerde Çerkes Ethem'le tanışmıştır. Çerkes Ethem ona adın ne diye soruyor, o da asker Nezahet diyor. Çerkes Ethem de diyor ki asker pusatsız olmaz ve ona düşmandan ganimet aldığı bir süngüyü hediye ediyor. Bu sayede şey oluyor, o ilk silahını almış oluyor Çerkes Ethem'den.
Asıl ününü de Gediz taarruzu sırasında alıyor. Gediz taarruzu kaybedilmiştir ama düşmana çok ağır bedeller ödetilerek kaybedilmiştir. 600 kişilik bir müfreze geri çekiliyor. Geri çekilirken de Nezahat onbaşı, küçük Nezahat, Nezahat onbaşı karşılarına dikiliyor. Siz nereye kaçıyorsunuz? Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Bu çocuk halimle. Siz hadi kaçın diyor. Ve bu şekilde imanlarını tazeleyerek askerin geri çekilmesini durduruyor. Yine taarruz kaybediliyor ama düşmanın daha fazla ilerlemesi durdurulabiliyor bu sayede. Mustafa Kemal Paşa orduyu teftiş ederken küçük bir kız çocuğunun orduda olduğunu görüyor. Sen kimsin diye soruyor kendisine. Paşam diyor, ben askerin kalesiyim. Asker kaçarsa karşılarında beni bulurlar diyor Nezahat Onbaşı. Nezahat Onbaşı mecliste ilk istiklal madalyası verilmesi teklif edilen kişi. Bu kahramanlıklarından sonra. Ama maalesef savaş koşullarında bu unutuluyor. İstiklal madalyası verilmiyor. 2013 yılında torununun çocuğu maalesef meclis başkanı İsmail Kahraman'ın elinden istiklal madalyasını alıyor. Biraz unutulmuş bir kahramanımız. Yani saymakla bitmez kahramanlarımız. Tomris Hatun'dan başlarsak, ne zaman bu millet sıkışmışsa sürekli bir kahraman çıkmıştır. Tuğrul Bey nasıl kalesinde sıkıştığı zaman imdadına Altuncan Hatun yetişmişse, Kurtuluş Savaşı'nda da kadınlarımız sürekli yetişti. Kadınlarımız hakkında maalesef kaynaklarımız biraz sınırlı. Çünkü savaş koşuluydu. Şan, şeref, rütbe peşinde değil, vatanları için savaşıyorlardı. O yüzden gidip ordulara, birliklere isim yazdırmadılar. Doğrudan çatışmaya girdiler. Memleketin o dönemki hali kür melali de malum. Bazıları unutulmuşlardır o süreçte. Şimdi ben buraya gelirken daha akademik, tanıklı, belgelere dayalı bir sunum yapmayı düşünüyordum. Ama maalesef yaptığım araştırmalar sırasında kaynakların çok az olduğunu gördüm. Kara Fatma'yı özellikle anlatmadım, ona birazdan değineceğim bir daha. İlk kısımda demiştim ya, sözlerimin bir kısmını unutmadım. Maalesef, binlerce film çekilse yetmez demiştim ya, çekilmedi. Halide Edip Adıvar'ı ayrı tutuyorum, o kendi yazdıkları çekildi. Halide Edip Adıvar kendi bir karakter olarak çekilmedi, onun yazdıkları film olarak çekildi. Onun dışında filmler yok. Kadın kahramanlarımız ya romanlar var ama romanlarda yan karakterler ya da çok ciddi araştırmalara konu olmamışlardır. Şimdi ben buraya gelirken yine YÖKTES sitesini açtım. Bir araştırma yapacağım zaman başkanım da tez hazırlıyor, bilir. YÖKTES'i açtım. Bu kadın kahramanlarımız hakkında yazılan tezlere bakayım dedim. Yazılan tez yok. Bir tane Kurtuluş Savaşı'nda Kahraman Türk Kadınları diye tez var. O da 33'lerde yardımcı doçent doktor Şefika Kurnaz hocamın yazmış olduğu bir makale var. Tamamen oradakilerle aynı. YouTube yayınlarını açın. Benim anlattıklarımdan çok farklı bir şey yine yok. TRT arşivlerinde bazı belli karakterlerle ilgili röportajlar var. Yine çok fazla çalışma yok. Hani ikincil kaynaklar deseniz, o kahraman değildi, onun silah arkadaşları bu konuda bir şey anlatmış mı diye bakıyorsunuz. Orada yine bir şey yok. Savaş koşullarında çok fazla anlatım yapılmamış. Daha sonra bir kısmı unutulmuş. Bu da benim eksikliğim olsun. Hani en azından mesela Nezahat Onbaşı'nın ya da Kılavuz Hatice'nin
biraz daha uzun zaman olsaydı ve yeterli gücü bulabilseydim, hani köylülerini arayıp köyünü araştırıp acaba köyünde atasını dedesini tanıyan birileri var mı? Onlardan bilgi alayım. Birkaç kırıntı da olsa, birkaç enstantane de olsa o günlerden bir şeyler alayım diyebilirdim. Bu da benim eksikliğim olsun. Daha önce de yapılmamış bu kahramanlarımız. Sonra bugün İlknur Bektaş diye bir hocamın yazmış olduğu bir kitaba denk geldim. Maalesef yeterli zaman olmadığı için edinemedim o kitabı. Kara Fatma. Onu bilerek buraya sakladım. Hocamız 4,5 yıl boyunca çalışmış, Kara Fatma hakkında ayrıntılı bir biyografi yazmış. Hani başta yok dedim ya, meğer bir tane yapılmış. Kara Fatma'yı ilk anlattıklarım gibi önce bir değineyim. Kara Fatma bir efsane. Anadolu'da çetin, yaman kadınlar hakkında bu tabir kullanılır. Kara Fatma denir. Kara Fatma da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına geldiği zaman Mustafa Kemal ona bu lakabı vermiştir şeklinde anlatıp geçecektim. Fakat bu İlknur Bektaş hocamın yaptığı röportajı izleyince bunun sadece buzdağının bir kısmı olduğunu gördüm. Yani o araştırmayı, o röportajı keşke izlemeden gelmiş olsaydım diyeceğim şeyler de gördüm. Önce Mustafa Kemal'le olan diyaloğunu daha ayrıntılı anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, kızım diyor, sen savaştan korkmaz mısın? Paşam diyor, savaş benim için bir düğündür. Savaş Türk'ün gelinidir diyor paşam. Mustafa Kemal de bunun üzerine sen Kara Fatma'sın diyor. Adı o günden sonra Fatma, Kara Fatma kalıyor. Aslında Fatma Seher Hanım. Fatma Seher Hanım New York Times'a röportaj vermiş. Bu hocamızın bu çalışması olmasa haberiniz olmayacak. Maalesef. New York Times'ta diyorlar ki, önce bir parantez açayım. Kara Fatma 22 tane yakınını şehit vermiş. İki oğluyla beraber savaşıyor. İki oğlu da ölmüş. New York Times muhabiri soruyor. Uğruna ölecek kimsen kalmadı. Sen niçin savaşıyorsun diye soruyor. O da diyor ki, biz asıl bunlar için savaştık diyor. Uğruna öldük. Ölenlerin uğruna savaşıyorum. Bu vatanın her evladı benim evladımdır demiş. Şimdi gelelim asıl üzücü kısmına. Kara Fatma kendisine bağlanan aylığı kabul etmiyor. Türk Kızılay'ına bağışlıyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu şartları beklemiyordu. O para uğruna savaşmadı ve yoksul düşüyor daha sonra. Unutuluyor, yoksul düşüyor ve maalesef bir Rus manastırına sığınmak zorunda kalıyor. Bir Rus manastırına sığınıyor ve bir gazete haberiyle biz bunu öğreniyoruz. Kara Fatma harp ettiği Ruslarla Rusların manastırına sığınmak zorunda mıydı diye. Ondan sonra Lütfi Kırdar, İstanbul valisi Lütfi Kırdar kendisine bir ev tahsis ediyor. Bir ondan sonra yıllar sonra bir daha gündeme geliyor. Kendisine maaş bağlanıyor ama o maaşı maalesef bir yıl alabiliyor. Sonra vefat ediyor. Şimdi Kara Fatma'yı özellikle bu kısma bırakmak istedim ve kaynakların azlığından devam edeyim. İlknur Bektaş hocama bu kahramanın bir halk söylentisi değil, gerçek bir kahraman olduğunu ve hakkında yüzlerce arşiv belgesi bulunduğunu gösterdiği için teşekkür ederim. Önünde şükranla eğiliyorum, saygıyla eğiliyorum. İnşallah bu tür çalışmalar daha da artar da nice unutulmuş, adı duyulmamış kahramanımızın biz de farkına varırız. Şimdi YÖKTEZ'de Kurtuluş Savaşı, önce isimlerle aradım. Kara Fatma yazıyorum, bir şey yok.
Yok yani bir makale yazılmamış bununla ilgili, akademik tez yazılmamış. Kılavuz Hatice yazıyorum, Tayyar Rahmiye yazıyorum. Hani belki genel olarak hepsi ele alınmıştır diye Kurtuluş Savaşı Kahraman Türk Kadınları yazdığım zaman bir tane makale çıkıyor. Yine ilk başta zikrettiğim Şefika Kurnaz Hocam'ın 33 tarihli makalesiyle Genelkurmay arşivlerindeki, Genelkurmay kaynaklarındaki aynı ifadelere denk geldim. Hani tez olsun diye yazılmış bir tez izlenimi uyandırdı açıkçası bende, ama yine arkadaşın emeğine sağlık, yapan arkadaşın. Sonra kahraman kadın şeklinde aramamı daraltınca Kemal Tahir, işte Tarık Buğra gibi dönem romancılarının romanlarıyla ilgili kadın kahraman analizlerine geçildi. Bildiğiniz gibi romanlardaki karakterlere kahraman deniyor. Yani kahraman kadınlarımız yine orada geçmiyor. Sonra ben farklı bir metot izlemek istedim. Hani ilk başta Nezahet Onbaşı için Türklerin Jean d'Arc'ı dedim ya. Bir de Jean d'Arc'ı arayayım dedim. Jean d'Arc'la ilgili karşıma maalesef birçok sonuç çıktı. Başka bir örnek vereyim. Buradan okuyacağım müsaadenizle. Amerika İç Savaşı'nın bahsedilmeyen kadın kahramanları. Louisa May Alcott'ın Küçük Kadınları ve Charles Franzler'in Soğuk Dağ romanındaki baş karakterler. Amerikan İç Savaşı ile ilgili çalışmalar yapmışız. Devam edeyim. Jean d'Arc'la ilgili birçok çalışma var. Florence Nightingale, Kırım Savaşı'nın bir kahramanı. Onunla ilgili yazılmış tezler var, makaleler var. Ha bunlar da, yani bugün Mustafa Kemal'in açtığı yoldan bir çalışma yaptık madem. Mustafa Kemal nasıl Yunan bayrağına basmamışsa, bizim de başka bir ulusun kahramanını küçümsemeye hakkımız yok. Jean d'Arc'ı küçümsemek için anlatmıyorum bunu. Keşke Jean d'Arc'a verdiğimiz emek kadar kendi kahramanlarımıza da emek verseydim. Florence Nightingale askerimize hizmet etmiştir. Bizim askerimizi tedavi etmiştir. Ha, küçümsemek için söylemiyorum. Onun hakkında da çalışma yapılsın. Daha çok çalışma yapılsın. Ama keşke bizim kahramanlarımız hakkında da yapılsaydı. Birkaç ilginç bilgi daha vereyim. Sonra devam edeyim. Katerina yazdığım zaman iki tane tez. Kleopatra yazdığım zaman 7 tane tez yazıldığını gördüm. Margaret Thatcher, Demir Lady, İngiliz Başbakanı, 3 tane tez yazılmış. Anna Frank, Agatha Christie hakkında tezler yazılmış. Elizabeth, 38 tane tez var. Sadece Kraliçe Elizabeth değil, çeşitli Elizabeth'ler hakkında 38 tane akademik tez yazılmış. Marilyn Monroe'ya, Benazir Bhutto ile ilgili tezler var. Ha, bunlar yapılmasın demiyorum, yine tekrar edeyim. Yapılsın. Onları da araştıralım. Hatta öyle araştırmalar yapalım ki Pakistanlı Benazir Bhutto'yu bizden öğrensin. Bizim kaynağımızdan öğrensin ama. Son bir kıyaslama daha yapıp devam edeyim. Virginia Woolf hakkında 80 tane tez yazılmış. Halide Edip adı var. Karakteri değil, kitapları hakkında 38 tane tez yazılmış. Virginia Woolf'a 80 tez yazan edebiyatımız, akademik dünyamız, Halide Edip adı var, 38 tez yazmış. Halide Edip'i düşünün, kahramanı askeri olduğu bir savaşı romanlarla ölümsüzleştirmiş bir karakter. Müsaadenizle ben biraz konu dışına sapıp kendi birkaç anımdan bahsedeceğim. Ben Muş Malazgirt'liyim. Benim ninem Ermeniler çekilirken ninem ve babamın bir amcası şehit edilmiştir ve oraya markat deriz. Her bayramda da ziyaret ederiz. Şehit edildiği yeri biliriz. Ermeniler çekilirken Bitlis'in Delikli Taş denen Bitlis ve Baykan arasında, öyle değil mi? Bitlis'in 15 kilometre çıkışında. Bitlis'in 15 kilometre çıkışında Baykan'a, Veysel Karani'ye girmeden bir taş vardır. Oraya kadar ilerlemiştir Ruslar, Ermenilerle birlikte.
ihtilalle birlikte geri dönmüşlerdir. Şimdi bu anlatımlar bunları bize anlattılar. Ama birebir yaşayanlar değil, muhaciri dönemini Güneydoğu'ya göç edip düşmandan kaçanlar değil, onların çocukları, torunları bize öyle bir canlı anlattılar ki bazen yollara çıkar ben yolları seyrederdim. Hani şunu düşünürdüm çocuk aklımda. Acaba birazdan karşımda Rus müfredelerini görecek miyim? O hatıralar benim aklımda canlıydı. Şimdi o dönem, bir de o dönemi yaşamış insanları düşünün. Maalesef çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Edebiyatımız da çok iyi işlenmemişler. Buna Hababam sınıfından bir örnekle devam etmek istiyorum. Paşa Nuri. Güleriz. Paşa Nuri'yi görünce gülüyoruz. Toplar gümbür 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 diyordu deyip omuzlarını alırlar. Fakat bu acınılacak bir durumdur. Paşa Nuri ne yaşadı da o günlere o kadar gömülebiliyor? Yüreğinde bu kadar iz bırakmış. Paşa Nuri'ye ne yaşattılar? Neler yaşadı? Hangi şartlarda savaştı Paşa Nuri? Tabi Paşa Nuri bir kurgusal karakter. Ama bir gerçekliği de vardır. Herhalde Yeşilçam Rıfat Ilgaz'a haksızlık mı yaptı diye düşünüp bir de kitabına bakayım dedim. Hani çok iyi bildiğim bir karakter değil Rıfat Ilgaz açıkçası. Kitaptan birebir ifadeyi okumak istiyorum. Paşa Nuri, 1. Dünya Savaşı'nda gönüllü toplayan asker gibi yırtınıyordu. Geçen ifade birebir bu. Hababam sınıfı kitabında. Ne zor şartlarda vatanı korumak için asker toplayan bir komutanımızı gözlemlemişler ki Paşa Nuri de onun gibi yırtınırken anlatmışlar. Bu da ben utandım. Şahsen duyduğum tek şey hicaptı. Utandım bundan. Orada yine Halit Paşa Nuri bu arada canlandıran aktör ismi Akçatepe. Halit Akçatepe'nin babası. Babası. Halit Akçatepe'nin babası. Her neyse. Halit Akçatepe'nin babası oluyor kendisine. Kendisi. Orada mizah malzemesi yapılıyor. Onun travmalarından bahsetmişken orada şey diyor hani dondon muydu? Şey diyor hani biz ne şanssız bir nesiliz ki o günleri göremedik. Ya ben şöyle düşündüm. Biz ne şanslı bir nesiliz ki o kahramanların torunlarıydık. Biz ne şanslı nesiliz ki o günleri görmedik. Bizim için bu bedelleri birileri ödedi diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi son birkaç örnek verip bitirmek istiyorum. Başkanımla konuşurken başkanım diğer ülkelerin 100. yıl kutlamalarından bahsetti. Biraz da bunlara bakayım dedim. Mısır'dan bahsettik biraz. Sonra Mısır'ın kuruluş tarihine baktım. Hakikaten 22'lerde Türkiye Cumhuriyeti ile benzer bir dönemde kurulmuş. Fakat Mısır'ın geçen yıl kutladığı olay kuruluş değilmiş meğer. Tutankamun, çocuk kral Tutankamun'un mezarının bulunuşunun 100. yılıymış. Çok büyük etkinliklerle kutlamışlar. Bunlar niye 100. yıllarını kutlamadılar da Tutankamun'un buluşunu kutladılar diye bir araştırayım dedim. Mısır'ın bir kuruluşu yok, kurtuluş savaşı yok, kutlayacak bir şeyleri yok. İşgalciler gelmiş, orada bir devlet kurmuş. Sonra oraya bir kukla yönetim bırakmışlar. Savaşmamış bunlar. Sonra İngiltere Süveyş kanalı hariç bırakıp gitmiş. Fransa Süveyş'i işgal edecekmiş. Sovyetler tehdit etmiş. Demiş ki Fransa eğer ki Süveyş'i işgal ederse, Mısır'ı işgal ederse 55'lerde falan oluyor bu olay. Paris'e atom bombası atacağız. Yine benzer tarihlerde Moğolistan'ın, Afganistan'ın, Polonya'nın, Finlandiya'nın, Arnavutluğun, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Yeni Zelanda'nın 50. ve 100. yıl kutlamaları. Son 20 yıl içinde bunlar gerçekleşmiş. Çoğuna baktım, yine kutlama değer bir şey yok. Şimdi asıl soruyu sorayım.
Bizde kutlamaya değer çok şey var. Peki biz hakkıyla kutlayabiliyor muyuz? Burası. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Buradan bir kez daha başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve kahraman Türk kadınlarımızı kutluyorum. Anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir konferans oldu. Saydığınız isimlerin ben en az yarısını ilk defa sizden duydum. Yani bu konuda utanıyorum. Demek ki gerçekten çok büyük eksikliğimiz var. Kurtuluş Savaşımızın kahramanları tanımıyoruz. Kadın kahramanları hiç tanımıyoruz. Bilgilerimiz çok az. Çok sınırlı. Halbuki ortada topyekun bir savaş var. Kadınıyla, erkeğiyle, gencisiyle, yaşlısıyla. Herkes mücadeleye katılmış. Evet. 100. yıl sebebiyle derslerde Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyoruz çocuklara. Nazır Hikmet'in bir şiirini okuduk Kuray Ünlüye Destanı'ndan. Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey vardır. İstanbul işgaliyle telgraf çeken Atatürk'e. Onunla ilgili bir şiiri var Nazır Hikmet'in. Orada bir dize geçiyor. Şöyle diyor. İngiliz'in hepsi değil domuzu diye bir dize var Nazım'ın şiirinde. O dize üstünde durduk, konuştuk çocuklarla. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman Ekim 1918'de dünyanın bütün büyük devletleri bize düşmandı. Bütün büyük devletler geldi, Türkiye işgal etti. Bütün devletler bizim düşmanımızdı. Hani tarih kitaplarında geçen düveli muazzama, muazzam devletler demek. Büyük, dönemin en güçlü devletleri bize karşı savaştılar, bizi işgal ettiler. İngilizler, Fransızlar, Yunanistan bunların içinde, İtalyanlar var, Amerika onların tarafında ve dünyanın birçok ülkesi, başta Ruslar da var, sonradan ayrılıyorlar. Ama Atatürk ve arkadaşları, kadrosu bu Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandı? Yani Kurtuluş Savaşı'nın önemi büyük bir zafer, bundan fikiriz ama çıkarmamız gereken dersler var diye de düşünüyorum. Çünkü Atatürk 200 sene süren Türk modernleşmesini gerçekleştirmiş birisi. Herkes Türk modernleşmesi için çalışıyor. Enver Paşa da çalışıyor, Sultan Abdülhamit de çalışıyor, 2. Mahmut da çalışıyor, 3. Selim de çalışıyor, Tanzimatçılar da çalışıyor, genç Türkler, Jön Türkler de çalışıyor. Ama bunu başarmak Atatürk'e nasip oluyor. Ya da Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı öncesinde kurtuluşunu herkes istiyor, istemeyen yok. Halk yanıyor, için için haykırıyorlar. Hocamın dediği gibi Sultanahmet mitingi var, Fatih mitingi var. Anadolu'nun pek çok yerinde miting oluyor. İstanbul'da, Kadıköy'de, Üsküdar'da da mitingler oluyor. Halk isyan ediyor. Ama bunu örgütlü mücadeleye taşıyabilmek çok zor. İlk başlarda biliyorsunuz yerel direnişler oluyor. Kuvayi Milliye Teşkilatları kuruluyor. Bu saydığınız kadın kahramanlarımızın birçoğu da Kuvayi Milliyeci ve Batı cephesinin dışında savaşmışlar. Daha ziyade işte Doğu Anadolu'da ve Güney Anadolu'da savaşmış kahramanlarımız. Ama Atatürk bu düveli muazzama tezini yıkıyor. Büyük devletlere karşı yeni bir birlik oluşturuyor. Türk derin haklılığını bütün dünyaya yayıyor. Yayarken de en büyük yardımcısı Halide Onbaşı, Halide Elif adı var. Kendisi Amerikan Kız Lisesi mezunu, mükemmel bir İngilizcesi var. Dış dünyayı çok iyi tanıyor. Kocası milletvekili, Abdurrak Atman adı var. Aynı zamanda Türk Ocak'tı. Halide Elif adı var da Türk Ocak'tıdır. Halide Elif adı var'ın Yeni Turan diye bir romanı vardır. Handan diye bir romanı vardır. Kurtuluş Savaşı'ndan çok önce. Yine Namık Kemal'in bir eseri var hocam, Vatan Yavuz Siris de biliyorsunuz, baş kahramanı Zeki Hanım erkek kılığına girip Siris'le savaşına katılıyor. Sizin bu saydığınız kadın kahramanlarımızın birçoğunun hikayesi ona benziyor. Aradan 100 sene geçmiş o tiyatro yazıldıktan sonra ama hepsi o rol modeli takip ediyorlar. Atatürk Anadolu Ajansı'nı kurduruyor. Halide Edip Adıvar'a, Yunus Nadi'ye, Yakup Kadri'ye ve Hakimiyet-i Milliye gazetesini kuruyor. Bütün dünyaya beyanlar veriyor, demeçler veriyor. Türklerin hakları üstünde ısrarla duruyor. Ve daima
meşru bir zemine dayanıyor. Kurtuluş Savaşı'nı bir düzenli orduyla yürütüyor. Guaym'in neyi? Düzenli orduda. Kendisi meclis başkanı. Meclisten neredeyse hiç ayrılmıyor. Her kararı istişareyle alıyor, oylatarak alıyor. Ve Düveli Muazzama'yı yıkarak Mileli Muazzama'yı, yani muazzam güçlü milletleri kuruyor. Bütün düşmanlarımız başta bize karşı dünyanın bütün devletleri ve Kurtuluş Savaşı'nda düşman bildiğimiz bütün devletlerin halkları bizi destekliyor. İlk anlaşmamızı biliyorsunuz Gümrü'de yapıyoruz. Ermenistan'la bugün bile aramız çok kötü. Sovyet Rusya, Uğur Hocam konuştu birkaç hafta önce. Sovyet Rusya bizi destekliyor. Çünkü Sovyet Rusya halkı bizi destekliyor. Halkın senelerin üstünde önünde duramıyorlar. Türkiye'nin işgalini organize eden İngilizler her hafta Lordlar Kamarası'nda, İngiliz Meclisi'nde tartışmalar çıkıyor. Lloyd George kendini savunamıyor İngiliz Başbakanı. Adama her oturumda hücum ediyorlar. Yunanistan'da birkaç kere darbe oluyor. Bir Kral Konstantin geliyor, sonra Cumhuriyet kuruluyor, sonra o tekrar geliyor. Yunan halkı da isyan ediyor. Bütün dünya Türklere haksızlık yapıldığını söylüyor. Biliyorsunuz Türkistan'dan, Hindistan'dan, Müslüman ülkelerden, Türk dünyasından insanlar para topluyor, bize yardım ediyor. Dediğim gibi Gürcistan bizim yanımızda, ilk anlaşmamızı Ermenistan'da yapmışız, Sovyet Rusya bizi destekliyor. Bir yerden sonra İtalyanlar artık Anadolu'da duramıyorlar. Neden durduklarını, haklarını açıklayamıyorlar. Fransızlar Anadolu'yu terk etmek zorunda kalıyor sizin değindiğiniz gibi. Kendi istekleri tabii ki Anadolu'yu bölüşmek, bir devlet ne isteyebilir? Toprağına toprak gücünü güç katacak ama dünya isyan ediyor. Türkiye'nin işgaliyle karşı, Türklerin işgaliyle karşı ve biz bunu çok güzel duyuyoruz. Atatürk'ün en büyük başarılarından birisi bu. Bizim de en büyük bugün ve tarihsel olarak eksikliklerimizden birisi de bu. Yani Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bir meşruiyet savaşıdır. Atatürk bu zemini okurtarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır ve bizim Kurtuluş Savaşı'nın her safhasını ayrıntılı olarak inceleyip ondan dersler çıkarmamız, ondan yöntemler öğrenmemiz gerekiyor. Bugüne ışık tutan bir tarihsel dönemden bahsediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha soracağım. Hocam Osmanlı hanedanının içinde Kurtuluş Savaşı'na destek olan kadın üyeler var mı? Osmanlı Savaşı'ndan, Osmanlı hanedanından var. Hocam siz söyleyince ben onu araştırdım açıkçası. Fakat konum savaşan kadınlar olduğu için o kısmını çok iyi araştırmadım. İsimleri unutmuş olabilirim ama 5. Murad'ın kızı. 5. Murad'ın kızı Sultan Vahdettin'in de kızının cariyesi oluyor aynı zamanda. O milli mücadeleye ajanlık yapıyor. Vahdettin'in kızını, şimdi kavramları da çok karıştırmak istemiyorum. O konuyu çok iyi deşmedim hocam. Fakat 5. Murad'ın kızı. İnternetten de soru alabiliriz bu arada. Hocam bir de şey soruyor. Ankara'da kadınlar var mı? Meclisin çevresinde, Atatürk'ün çevresinde, Kurtuluş Savaşı sürerken. Var. Var, sürekli var. Ve milli mücadeleyle büyük katkılarda bulunmuşlardır. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Edip var. Tabii. Halide Edip tabii ki var. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mustafa Kemal yeri geldiği zaman bu kadınları mücadelenin meşruiyetini anlatabilmek için çokça ön plana çıkarmıştır. Siz az önce değindiniz ya, bütün dünya ayağa kalkmıştır. İşte bu kadınların mücadelesini ön plana çıkararaktan bir millet bu kadar zor durumda ki kadınıyla erkeğiyle savaşıyor dedirterekten zaten başarıyor bunu. Bir zannedersin Erzurum'dan Nene Hatun var. Nene Hatun 93 harbi. Kara Fatma da Erzurumlu. Nezahat Onbaşı da Erzurum'da doğuyor. Fakat Nene Hatun o da büyük bir kahramanımız. Anılmadan geçilemeyecek bir kahramanımız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet dönemi kadın şeyleri olmuş. Evet. Kabacık Kurtuluş Savaşı değil mi hocam? Tabii. Anlattıklarımın hepsi Kurtuluş Savaşı'nda bir fiil yer almıştır ama öncesinde savaş anlattıklarım. Kabacık işte kurşun taşırken heykeli var. Evet. Cumhuriyet şey.
Cumhuriyet'in evet, evet. Kastamonu'dan bir tane daha var ama şimdi şu anda unuttum. Kastamonu ile ilgili asıl ilginç olan da şu. Zaten Erebolu limanı Kastamonu'da değil evet, mi hocam? Tabii. Evet. Anadolu'ya geçişler oradan yap. Kastamonu'nun asıl ilginç yanına değinmedim ben de ona değineyim. Kastamonu işgal altında olan bir yer değil. Ama Kastamonu'da her evde şehit var. İstiklal Marşı Kastamonu'da çıkan bir gazetede yayınlanıyor. Kastamonu. Açık söz. Kastamonu. İstiklal Savaşı'na, Çanakkale Savaşı'na en fazla asker gönderen şey. Evet. İşgal edilmediği halde evde şehit olmayan evi yok. En çok şehit olan Kastamonu ve Çankırı. İç evet. Anadolu bölgesinin en büyük şehirlerinden biri. Evet. O dönemde. O şehir büyük olunca oradan asker çok fazla gitmiş. Yani başka soru var mı? Gitmiş ki kadınlar. Aynen sonlandırdım. Üsküdar'a kadar zamanında Kastamonu'ya bağlıydı. Tabii. İstanbul Üsküdar'a kadar Kastamonu'ya bağlı. Kastamonu bir yer. Tamam. Tamam, teşekkür ederim.